Son birkaç videoda dalgayı yayınlayan kaynağın hızının dalganın hızından daha düşük olduğunu varsaydık ve Doppler etkisini bu varsayım üzerinden inceledik. Bu videoda bu varsayımı yapmayacağız. Önce formüller üzerinden sonra da kavramsal olarak kaynağın hızının dalganın hızına eşit olduğu durumu inceleyeceğiz. İlk olarak bu yeni varsayımı geçen videolarda öğrendiğimiz formüllere uygulayacağız. İşte o formüller bunlar. Bunlar kaynağın gözlemciye yaklaştığı durum için gözlemlenen periyot ve frekansı veren formüller. Ve ses hızının daha doğrusu dalga hızının. Bahsettiğimiz dalga ses dalgası olmak zorunda değil. Ses dalgası olarak düşünmek konuyu kafanızda daha iyi canlandırmayı sağlıyor olabilir. Mesela ben de kafamda genelde ses dalgası olarak canlandırırım. Her neyse. Evet kaynağın hızı dalganın hızına eşit olursa bu formüller nasıl değişir? Bu iki büyüklük birbirine eşit olursa bir sayıyı kendisinden çıkartmış oluruz. Yani pay sıfır olur. Dolayısıyla bu ifade olduğu gibi sıfıra eşitlenir. Yani gözlemlenen periyot sıfır olur. Bu da ardıl iki dalga tepesi arasında hiç zaman geçmediği anlamına gelir. Tüm dalga sorunsuz bir biçimde kendi üzerine yığılır. Tek bir vuru halini alır. Gelelim frekansa. Formüle baktığımızda burada bir şeyin sıfıra bölündüğünü görüyoruz. Yani bu ifadenin 1 bölü sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı sonuca frekansın 1 bölü periyoda eşit olduğu gerçeğinden de ulaşabiliriz. Öyleyse bu büyüklük tanımsızdır. Ama kaynağın hızının dalganın hızına yaklaştığı durumda gözlemlenen frekansın neye yaklaştığını bulabiliriz. Eğer bu hız bu hızdan çok azıcık daha düşükse paydada çok çok küçük pozitif bir sayı olur. Dolayısıyla payı paydadaki bu çok 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 küçük pozitif sayıya böldüğümüzde sonuç sonsuza yakınsar. Kaynağın hızı dalga hızına eşit olduğu zaman frekans tanımsız. Ama kaynağın hızı dalga hızına çok çok yaklaştığı zaman frekans da sonsuza yakınsıyor. Sonsuza yakınsar. Ne zaman kaynağın hızı ses dalgasının daha doğrusu dalganın hızına çok çok yaklaştığı zaman. İlla ses dalgası olacak diye bir şey yok. Ses dalgası deyip duruyorum çünkü bu hadiseyi gözümle genellikle bu şekilde canlandırıyorum. Ve ilerleyen videolarda özellikle ses dalgalarından söz edeceğiz. Hatta bu videoda da biraz değineceğiz. Peki ne demek bu? Böyle olması mantıklı mı? Bence son iki videoyu izledikten sonra mantıklı gelmeye başlamıştır. Son iki videoda sesten yavaş giden bir kaynak söz konusuydu. Bu kaynak bir sonraki dalga cephesini yayınlamak üzereydi. Bir periyot önce bu kaynak buradaydı. Tam olarak o anda yayınladığı tepe şu an bu konumda. Ondan da bir periyot önce kaynak buradaydı. O anda yayınladığı tepe şu an bu konumda. Geçtiğimiz iki videoda bunu işledik. Ondan önceki periyotta kaynak buradaydı. Tam o anda yayınladığı tepe şu an burada. Doppler etkisi zaten tam da bu nedenle ortaya çıkıyor. Çünkü tam burada duran gözlemci, farklı bir renkle göstereyim. Burada duran gözlemci dalga tepelerini burada duran gözlemciye göre daha sık algılar. Çünkü dalga boyu sıkışmaktadır. Çünkü bu kaynak yayınladığı her yeni tepe veya döngüde biraz daha ilerlemektedir. Bu hareket doğrultusunda biraz daha yol almaktadır. Şimdi bir düşünelim. Eğer kaynak dalgayla tam olarak aynı hızda yol alırsa ne olur? Kaynak burada olsun diyelim. Tam olarak burada ve şu anda tam da yeni bir tepe yayınlamak üzere. Peki bir periyot önce neredeydi? Bir periyot önce de diyelim ki buradaydı. Tam şu anda yeni bir tepe yayınlamak üzere olduğuna göre bir periyot önce de bir önceki tepeyi yayınlamak üzereydi. Sonra o tepe nereye gitti? Ne dedik? dalga kaynakla aynı hızda yol alıyor dedik. Yani bir periyot önce yayınladığı tepe kendisiyle aynı hızda yol aldı. Yani buraya kadar gelebildi. Bu tepeyi bir periyot önce yayınlamıştı ve kendisi bir periyot önce buradaydı. Bir sonraki periyot süresince buraya kadar ilerleyebildi ve dalga da buraya kadar geldi. Peki bu arkadaş iki periyot önce neredeydi? Bu arada periyot derken dalganın gerçek periyodundan söz ediyorum. Yani iki döngü üzerinde birbirine karşılık gelen iki nokta arasına geçen zamanı kastediyorum. Mesela iki döngünün tepeleri arasına geçen süre gibi düşünebilirsiniz. Evet iki periyot önce kaynağımız buradaydı. Ve tam o anda bir atım veya bir tepe yollamıştı. Nerede şimdi o tepe? O tepede kaynağın kendisine kadar yol aldı. Bu süre zarfında kaynak buraya ulaştığına göre yayınladığı tepede buraya ulaştı. Biraz daha simetrik çizeyim. Dalga tepesi buraya kadar geldi. Buraya kadar geldi. 3 periyot önce ise herhalde işin mantığını anladınız artık. 3 periyot önce kaynak buradaydı ve tam o anda bir atım veya tepe veya bir döngü yayınladı. O döngü şu an nerede? Kaynakla aynı hızda yol aldığına göre burada. Elbette dalga o hızla her yönde hareket ediyor. Çünkü radyal olarak kaynaktan uzaklaşacak şekilde yol alıyor. Şimdi gözlemcinin durumunu düşünelim. Olaya tam olarak burada duran gözlemcinin gözünden bakalım. Gözlemcimizin kaynağın hareket yolunun hemen dışında beklediğini varsayıyoruz ki kaynak zavallıya çarpıp geçmesin. Yani gözlemci sesi yayınlayan kaynağın hareket yolunun hemen dışında duruyor. Yine ses dedim ama siz onu genelde dalga olarak düşünün. Şu anda buradaki dalganın bir ses dalgası olduğunu varsayamıyoruz. Evet, gözlemci ne deneyimler? Bu bir ses dalgası olsaydı, gözlemci kaynak tam bu noktadan geçene kadar hiçbir şey duymayacaktı. Ve tam bu noktadan geçtiği anda kaynak ürettiği sesin tamamını bir anda duyacaktı. Dalga cepheleri adamın kulağına periyodik aralıklarla gelmek yerine hepsi bir anda onu tokatlayacaktı ve algısal olarak gözlemci periyodik bir ses yüksekliği yani pes veya tiz bir ses değil bir gümleme sesi duyacaktı. Çünkü ses enerjisinin tamamı gözlemciye aynı anda ulaşmış olacaktı. Gözlemci bir gümleme duyacaktı. Çünkü artık ortada bir frekans yok. Enerjinin tamamı gözlemciye aynı anda ulaşıyor transonik yani ses hızı civarındaki bir hızla hareket eden kaynak, süpersonik yani ses üstü bir hıza geçtiği anda duyulan ses, sonik patlama olarak adlandırılıyor. Max sayılarını konu alacağımız bir sonraki videoda bu konuyu biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Çünkü ben bu tür konuları çok büyüleyici buluyorum. Her neyse, umarım anlaşılmıştır. Dalga cephelerinin tamamı gözlemciye aynı anda ulaşıyor. Bu örnek ses dalgaları ile ilgili oldu ama bu her tür dalga için geçerli.